Bu tamam. Bu şahane böyledir ya asil öfkedir. Şimdi gelelim şu şeye. Yabancı hatlar meselesi var gençler. Yabancı hatlar üzerin, üzerinden dolandırıcılık ve terör suçları işleniyor. Ne demek bu? Ee, sistem şöyle çalışıyor. Gidiyor bir Suriyeli'ye e, hat alıyorlar. Bir Afgan'a, bir Bulgar'a, bir Azerbaycan vatandaşına, Türkiye illerden gelen birine hatlar alınıyor. Bunu Türkiye'nin üç büyük operatörü de yapıyor. Yani bunun şeyi yok. Türksel, Avea, Vodafone yok. Hepsi yapıyor bunu. Gidiyorsunuzlar, hat alıyorlar. Sonra o Suriyelinin üstündeki, Afgan'ın üstündeki, Doğu Türkistanlı'nın üstündeki, İranlı'nın, Azerbaycanlı'nın, Bulgaristanlı'nın vesaire. Dünyanın 67 ülkesinden hat var bu arada. Sadece Suriyeli yok. Hatta aralarında en azı Suriyeli haberiniz olsun bu arada. 67 ülke vatandaşına hat satıyorlar. Bizim üç tane büyük operatörümüz. Bu hatlar üzerinden suçlar işleniyor. Ne? En başta dolandırıcılık. Başka işte e, illegal bahis işleri. Başka terör örgütlerinin kendi arasında haberleşmesi ve birbirlerine para transferleri. Şimdi bu illegal hatlar, hatlar üzerinden yapılan çok büyük bir suç se şebekesi var. Ve savcılıklar bu hatların peşine düştüğünde tabir olarak buna patates hat deniyor bunlara. Neden? Çünkü örnek verelim. E, hattı Suriyelinin üzerine almışlar haberi bile yok adamın kampta bir adam savcı bir araştırıyor baba adı XYZ çıkan adamlar var yahu bir insanın babasının adı XYZ olur mu kamptaki bir Suriyelinin üstüne hat almışlar Savcı bir araştırıyor. Dolandırıcılık soruşturması yapıyor. Terör soruşturması yapıyor. Illegal bahis işi soruşturması yapıyor. Kara para aklama soruşturması yapıyor. Bütün bu büyük suçlara bakıyorsunuz. Bu suçlarda telefon hatları üzerinden gittiğinde telefon attı. Baba adı XYZ olan bir adama çıkıyor. Adam kampta. Adamı kampta buluyorsun. Ne yapacaksın yani? O hat başka birine satılmış. Peki buna ne deniyor? Buna deniyor ki patates sat. Neden böyle söyleniyor? Çünkü hattın bir yeri yok, gittiği bir yer yok. Bulgar vatandaşı, Azerbaycanlı, Özbekistanlı, Tacikistanlı, Kırgızistanlı, oralı buralı. Dünyanın 67 ülkesinden vatandaşlarına şey var burada, yabancılara hat veriliyor. Peki işte ne yapabiliyor savcı? Söyleyeyim. Savcı burada ne yapabilir? Gidiyor, telefon attığını veren bayi var ya, o bayiye ceza kesmeye kalkıyor. O bayi de eğer ön ödeme yaparsa cezasını takipsizlik kararı alıyor. Of! Bitti gitti. Bu arada da operatörün bir sorumluluğu var mı? Hayır. Peki bayinin sahibinin bir sorumluluğu var mı? Hayır. Sorumlu kim biliyor musunuz? O hattı satan personel. O kadar. O hattı satan personel kimse o. Onun sattığı hat üzerinden de cezası da yok. Şimdi böyle bir durum var. Ne yapacağız o zaman? Biz bunu nasıl çözeceğiz? Bunun bir sürü zararı var Türkiye'ye. İşte Suriyeliler dolandırıcı lafı buradan çıkıyor. Suriyeliler dolandırıcı falan değil. Dolandıranlar dolandırıcılar Türk vatandaşları. Kullanılan telefon Suriyelinin üzerine alınmış. Kullanılan telefon bir Bulgaristanlının üzerine, Bulgar vatandaşının üzerine, işte ya da Azerbaycan'ın üzerine, Kazakistanlının, Kırgızistanlının, Irak'lının üzerine alınmış bu telefon hatları. Peki o zaman bunları satmasın. Öyle bir şey yok. Satılacak bunlar. Niye satılmaz? Bunun çözümü şu. Çok basit bir çözüm var ve de buradan çağrı yapalım. Diyelim ki mesela hani 0532 0545 0555'li hatlar var yani Bu hatları vermeyin bu insanlara. Yani 0531 0532 0538 bunlara vermeyin. Bir kanun hemen şak çıkar kanun ve BTK'nın da altyapısı var buna. BTK der ki bundan sonra yabancı uyruklulara verilecek telefonun başlangıcı 0598 0599 gibi numaralar verilir. Hem kanun numaraları da zaten onların tabi oldukları kanun numaraları da öyle. En azından insanlar, savcılar, hükümet, devlet arananlar bilir ki bu beni arayan yabancı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Yabancı biri arıyor beni diye. Oradan bilinebilir. Yani 0598'li ve 0599'lu hatlar olmalı. Bu sayede her şey yerli yerine girer. Hemen iş düzelir. Bunu devlet niye yapmıyor bilmiyorum. Çünkü işin ilginç yanı şu. Savcılık 5809 sayılı yasa var. 5809 sayılı yasayla ön ödemene takipsizlik alıyor insanlar. Halbuki Türkiye'de geçici koruma statüsünde olanlar var. Doğrudan yabancılar var, turistler var. Çalışma izni olup da burada belli bir süre için Türkiye'de çalışanlar var. Bunların Türkiye'den... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldığı gibi 532, 542, 555, 505 hatlarını alamaması lazım. Bunlara özel bir başlangıç numarası verilecek. Bu mümkün mü teknik olarak? Mümkün. BTK'da şöyle bir altyapı var. Şu anda insanların elindeki telefon numarasını bile değiştirebilir BTK istese. Şak kadarak almış mesela diyelim ki bir Bulgar. Türkiye'den 555'li. Tak bir bakıyorsunuz 598 olmuş onun numarası. Başlangıç. Hemen olabilir bu. Şimdi bunun birçok peki ırkçılık olur mu bu? Olmaz. Bizati yabancıları korumak da olur bu. Ee, çünkü şey gibi yani yabancı plakalı bir arabaya bindiği zaman birisi İstanbul trafiğinde ırkçılık mı olmuş oluyor? Hayır. Yabancıların kullandığı yabancı plakalar var. Aynı şekilde yabancıların kullandığı yabancı telefon hatları da olmalı. Bu sayede sistem kurulabilir. Çünkü Türk vatandaşlarına verilen numaraları dağıtan operatörler bu sayede bu üç büyük operatörün açtıkları bir alan var. Ticari kar elde etmek istiyorlar. Bunu anlıyorum. Bu açtıkları alanda terör suçu işleniyor. Bu alanda dolandırıcılık suçları işleniyor. Bu alanda kara para haklama suçları işleniyor. Bu alanda bahis işleri işleniyor. Suçları işleniyor. Bu alanda para aktarma suçları işleniyor. Şimdi bütün bu suçların da önüne geçecektir bu uygulama. Bir tarafıyla da ee, bu sistemde hızlıca ve kolaylıkla da yapılabilir. Ve bu sayede de e, sim kartların bile değiştirilmesine falan gerek yok yani. Ya işte çok büyük ekonomi. Hayır. BTK'da bunun altyapısı var. Operatörlerde de bunun imkanı, teknik altyapısı var. Bu bir tane e, kanuna bakar. Bir tane bir düzenlemeye bakar yani. Bir düzenlemenin sonunda şak kadarak bu iş düzelebilir. Çünkü böyle bir alan açılmış durumda bu alanda savcıların durumu giderek zorlaşıyor. Ee, bu kadar kolay Türkiye'de patates hat denilen hatlardan alınamaması lazım. Çünkü operatörler ne oluyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Şimdi gidin satılıyor. İşte İstanbul'da da, başka şehirlerde de telefoncularda ee, işte bana yabancıların üzerine kayıtlı hat lazım dediğiniz zaman işte 5 bin lira, 10 bin liralardan başlıyor, 150-200 bin liraya kadar hatlar satılıyor bir hat. Niye adam geliyor Türk vatandaşı? Bana bir Suriyeli üzerine kayıtlı hat lazım. Bir Bulgar, bir Azerbaycan hattı. Ya da yani yabancı bir ülkenin hattı lazım diye istiyor. Ya belli ki kötü bir niyeti var bu adamın. Yoksa bir Türk vatandaşı niye yabancıların üstüne alınmış hattı kullansın? O yüzden bunun acilen devreye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?